Sevgili izleyiciler, son günlerde Kozan'ın ara sokakları ve caddelerindeki çukurlar ve insanların yollarla ilgili şikayetleri fazla gündeme gelmişti, konuşulmuştu. Hala da devam ediyor yollardaki çukurların sıkıntıları. Onun için de Kozan Belediyesi bir çalışma yapıyor ve şantiye şefi Saycan Say'la beraberiz burada. Saycan Bey, kolay gelsin. Bugün bir çalışma başlattınız. Evet. Evet. Şimdi biz havaların ısınmasıyla beraber dün mesela Cumhuriyet Mahallesi'nde Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında bir çalışma başlattık. Oranın bir yamasını aldık. Bugün Karacaoğlan Mahallesi'ne geldik. Hastanenin acil ön tarafının devamı burası. Acilin önünden aşağıdan başladık. Yukarı kadar buraya devam ediyoruz. Kozan içerisinde mesela geçen hafta Tavşan Tepe'ye girmiştik. Bu şekilde her yere yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Siz de takdir edersiniz ki kış bu sene bayağı iyi geçti. Maşallah güzel yağışlar aldı. Hava şartlarının iyileşmesiyle dediğim gibi başkanımız da zaten bu konuda, Kazım Başkanımız da hemen arıyor. Gece gündüz dinlemiyor. Arıyor, bize talimatını veriyor. Vatandaşlar da mutlaka Başkan Bey'i arıyor. Bizi de arıyorlar. Başkanımızın talimatlarıyla hem şehir merkezinde hem köylerde her yere yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. İnşallah da yamalarımızın hepsini yetiştireceğiz. Bu yaz hızlı geçecek diyebiliriz inşallah. Doğalgazcılar kazdı. Onlar doğalgaz hattını bitirdi. Kazı işlerini bitirdi. Biz de hemen arkasından yamaya girdik. Bu şekilde merkezleri girip bitirip oradan da köylere devam edip çalışmamızı devam etmeye çalışacağız. Yani evet, bu şekilde yamaları bitirmeye çalışacağız. Buradaki bazı çalışmalar da tabii yolun kendi bozulmasıyla alakalı değil. Evet. Aksakaz'ın işte Kozan'daki çalışmalarıyla alakalı. Tabii. Yani mesela bir yolda hiçbir şey olmasa bile işte doğalgaz geliyor, hattını döşüyor, kazıyor, bir patlak oluyor, askiciler kazıyor, apartman yapılıyor, elektrik bağlantısı almaları gerekiyor, onlar kazıyor. Yani Kozan'da maalesef kazma işlemi de hiç bitmediği için, sürekli bir yerler kazıldığı için ister istemez yolda bir sıkıntı olmasa bile kazıldıktan sonra bozukluklar açığa çıkıyor. Ha, biz elimizden geldiğince biz de onları hemen kapatmaya çalışıyoruz. Yol şantiyesi başka bir alanda çalışması var mı? Evet. Mesela şu an bir ekibimiz, kumlama ekibimiz 3-4 gündür Tepecikören köyündeydi. Tepecikören'i dün itibariyle bitirdik. Muhtarımız da aradı, teşekkürlerini iletti. Bugünkü programımız mesela Zerdali'ye girmek, Zerdali'yi bitirmek. Bu şekilde bir köy programımız var. Havalar ısınıyor. Nisan'ın ortası gibi sonuna doğru en geç Horzum'a girmeyi planlıyoruz yaylalık bölgelerimize. Bayramdan sonra Mayıs'ın ilk haftası Göller programımız var. Yine orası da yaylalık bölge. Dün Kızlar Tekizi muhtarımla görüştüm. Kendisi aradı. Greder istedi. Şimdi bir greder kiralıyoruz bu hafta sonu. Cuma ya da cumartesi inşallah gelecek. Kiraladığımız grederi o bölgelere de göndereceğiz. Yani bu şekilde programlı şekilde her yere girmeye çalışıyoruz. Kumlama ekibimizde, yama ekibimizde, parke ekibimizde hepsi işlerine devam ediyor. İşte biraz havaların açılmasını bekledik. Dediğim gibi kış bayağı yağış aldı. İyi yağmur yağdı, kar yağdı yukarılara. Yollarda tabii ki bozukluklar oldu. Biz de bunlara yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince, imkanlar dahilinde. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya onu kaldırdın abisin ya. Bu bayağı.